Davacı Mevlanzade Rıfat, davalı Mustafa Kemal Bey. Bu videoda sizleri Mart 1919'a götürmek istiyorum. Birinci Dünya Savaşı bitmiş, Osmanlı orduları dağılmış, yurt dört köşeden işgal edilmeye başlamıştı. İstanbul'da eski hükümete karşı adeta bir cadava başlamış, bu avdan en çok çekenler de bir kesme göre savaşın ve mağlubiyetin tek sorumlusu olarak görünen iddiaçılar ve onlara yakın duran isimler olmuştu. İmparatorluğun başkenti işgal altındayken Hukuki Beşer gazetesinde bir yazı kaleme alınır. Gazeteleri inceleyen Mustafa Kemal Paşa, okudukları karşısında adeta beyninden vurulmuşa döner. Onu bu denli sinirlendiren yazıda ne yazmaktadır? Yazıyı yazan Mevlanzade Rıfat kimdir? Mevlanzade Rıfat bazen 2. Abdülhamit'e, bazen İttihat ve Terakki'ye karşı yazılar yazan, savaş sonrası ise en azılı iddiatçı düşmanı olan, imparatorluğun özerk bölgelere ayrılmasını isteyen, kimilerine göre Kürt milliyetçisi, kimilerine göre ise çeşitli gruplar arasında muhbirlik yapan ajan, kimine göre ise kalem sağlam bir Osmanlı aydını. O gün halk tarafından oldukça fazla takip edilen gazetede 1. Dünya Savaşı'nda savaşan komutanların hepsini kapsayan şu yazıyı yazdı. Kağıt paranın güya geçerli olmadığı yerlerde ordu ve mülkiye memurlarının ihtiyaçları için milyonlarca altın ve gümüş para basılarak vagon vagon ordu komutanı denilen âli sefillere, daha doğrusu haydut başlarına teslim edildi. Mevlanzade Rıfat hükümete ordu komutanlarını hedef göstererek bu yazıları yazıyor ve gerekenin yapılmasını istiyordu. Ona göre komutanlar haydutbaşı ve hırsızdı. Bunları yazarken başına bir şey gelmeyeceğine emindi. Düşüne bir tekme de kendisi vuruyordu. Bu yazıların dozunu arttırarak devam ettirdi. O günlerde birçok ordu komutanı tutuklanıyor, birçok kişi, bazen İngilizler, bazen de İstanbul hükümeti sebebiyle soruşturma geçiriyordu. Mustafa Kemal zamanında Alman komutan Falkenhayn'ın verdiği altınları bile reddetmiş ve parasızlıktan kendi atlarını satmış bir komutandı. Bu iftiralara sessiz kalamazdı. Aldı eline kalemi ve Harbiye'ye özetle şu satırları yazdı. Maalesef Müslüman isimli bozuk Türkçe yazan vatansız bir yazarın ifadesine göre ordu komutanlarının sefil ve haydutbaşı, dolayısıyla orduların haydut oldukları ilan edilmiş oluyor. Müdafaalarına hiçbir vakit lüzum görmeyeceğim, bazı şahıslara taş atmak isterken, vatan ve millet için tam bir saflık ve masumiyetle, her türlü mahrumiyet ve zorluklar içinde namuslu vazifesini hakkıyla yapan Osmanlı ordularını haydut ve sefil olarak niteleyip teşhir etmek ne büyük ahlaksızlık ne sefil vicdansızlıktır. Osmanlı ordularını, onun namuslu komutanlarını bu şekilde teşhir edebilmek kabiliyeti ancak vatan ve milletin mahvolup dağılmasını arzu eden bir alçakta bulunabilir. Ben, Fevzi Paşa, Nihat Paşa, Yakup Şevki Paşa, Ali İhsan Paşa, Cevat Paşa ve daha birçok namus ve istikametinden asla şüphe edilmeyecek olan ordu komutanı arkadaşlarımın bu rezil teşhire karşı ne diyeceklerini bilemem. Yalnız kendi adıma ve hesabıma bildiririm ki benim başlarında bulunmakla iftihar ettiğim kahraman ordular haydutlardan değil, soylu Osmanlı milletinin namuslu evlatlarından oluşuyor. O sefil iftiracı şunu da kesin olarak bilmeyedir ki ben hiçbir vakit vagon vagon altın teslim alan sefil ve haydut başlarından değilim. Dolayısıyla harbi umumi içinde komuta ettiğim Anafartlar grubu, 2. ordu, 7. ordu ve en sonunda Yıldırım orduları grubu ve şahsım adına bu namussuzca iddiayı reddediyorum. Sahibini de lanetliyorum. Bu iftiracı hakkında gereken kanuni işlemin yüksek nezaretinizce uygulanmasını istirham ederim. Mustafa Kemal bu yazıyı Harbiye Nazırlığı'na yollamakla kalmadı. Halk da bu sözlere karşı çıkan bir komutan olduğunu bilmek zorunda, dedi. 25 Mart 1919'da 5 ayrı gazeteye yazdığı yazıyı yolladı. Yazının yayınlanmasını istedi. Yayınlandı da. Fakat daha sonra hiç beklemediği bir şey oldu. Mevlanzade Rıfat mahkemeye koştu. Mustafa Kemal bana hakaret etti, dedi. O anları Mustafa Kemal'den dinleyelim. Bir gün bir celpname aldım. Hakaret zanlısı olarak bir hafta sonra mahkemeye çağrılıyordum. Yaman çatmıştık. Aklımı başıma topladım. Komutanlık mevkiinde değildim. Siyasi bir şey de yapamazdım. Hukuk çareleri bulmalıydım. İsterdim ki bu mahkemede bulunayım.
Fakat o zamanki İstanbul gazetecilerinin en aşağısıyla karşı karşıya gelmek çok gücüme giden bir şeydi. Bundan başka davanın bazı yüksek siyasiler tarafından hazırlanan bir planın neticesi olduğunu da düşünüyordum. Ne yaparsam yapayım mutlaka mahkum olacaktım. Bu vesileyle birçok derdimi döksem bile bunlar mahkeme salonlarının içinde kalacaktı. Tanıdığım bir avukat olan Saadettin Ferit Bey'i davet ettim. Kendisine vaziyeti anlattım, fikrini sordum. "Dava önemlidir," dedi. "Mahkum olma ihtimaliniz vardır. Ama yaptın canım, ben hiç mahkum olmak niyetinde değilim," dedim. Maksadımı pek tabii olarak kavrayamayan avukatım cevap verdi. "Elbette. Fakat müsaade ederseniz davacının vekiliyle konuşayım." "Hayır, müsaade edemem. Haklı olduğumu biliyorum. Bu iş yolumun üstünde çıkan bir dikendir. Hürriyetimden mahrum olmak istemem. Zamana ihtiyacım var. Bana zaman kazandırabilir misiniz?" diye sordum. "Buna söz verebilirim," dedi. Vekilim bir iki defa mahkemeye gitti. Davayı dağıttı. Bana o kadar zaman kazandırdı ki İstanbul'dan çıktığım gün hala mahkeme bitmiş değildi. Evet, Mustafa Kemal henüz daha Samsun'a dahi gitmemişken kurtuluş ateşini yakmak için hazırlandığı esnada bu konuyla uğraşmıştı. Peki sonrasında ne oldu? Malumunuz Mustafa Kemal yanında yer alan paşalar ve halkla birlikte isyan kıvılcımını ateşe, hatta alev topuna çevirdi. Bu süreçte Mevlanzade Rıfat, Anadolu hareketinin her daim karşısında oldu. Kürt Teali ve İngiliz Severler Cemiyeti'ne katıldı. Anadolu hareketinin iddiaçların planı olduğunu ve İstanbul hükümetinin sert tedbirler alması gerektiğini söyledi. Ali Galip'in hareketin başında Mustafa Kemal'i tutuklayamayıp Mustafa Kemal'in adamları tarafından mağlup edildiğini görünce deliye döndü. İstanbul hükümetini de eleştirmeye başladı. Bu noktadan sonra tüm varlığıyla Kürdistan devleti kurmak amacıyla çeşitli yetkililerle görüştü. Bunların başında İngiliz ajan Noel gelmekteydi. Kimine göre İngiliz ajanla bizzat görüştü, kimine göre ise görüşmeleri adamları aracılığıyla yaptı. Noel'e göre Kürtler yakında ayaklanacak, hem Kemalist milliyetçilere darbe vuracak hem de yeni bir devlete kavuşacaklardı. 1921 yılına geldiğimizde Yunan siyasi ve askerlerle ayrılıkçı Kürtler adına birçok toplantı yapan Mevlanzade Rıfat, Yunan yönetiminden ekonomik ve askeri yardım alma konusunda anlaştı. Yunan yetkili, İngiltere'nin de bu plan ve tekliften haberdar olduğunu Mevlanzade Rıfat'a belirtti. Bölgede İngiltere ve Yunanistan öncülüğünde Kemalistlerin karşısında duracak bir devlet kuruluyordu. Tek şart vardı. Ülke İngiliz denetimi, yani mandası altında olacaktı. Sakarya Meydan Muharebesi'nde Kemalistlerin aldığı galibiyet planları alt üst etti. Yunan ordusu dağılmaya gitti. İngiltere yardımlarını açıktan değil, daha çok el altından yapmayı uygun gördü. Sakarya zaferi sonrası milli mücadele taraftarı birçok Kürt beyi seslerini daha çok yükseltmeye başladı. Mevlanzade Rıfat için işler yolunda gitmiyordu. Bu sefer de saf değiştirip Fransız mandasına girmeye çalıştı. İngilizler Kürtlerin çıkarlarına hizmet etmiyor. Eğer kabul edilirse Fransızlara bağlı bir Kürdistan devleti kurmasına yardımcı olabilirim tarzı vaatler verdi. Fakat bu girişimde sonuçsuz kaldı. Büyük taarruz zaferle noktalanınca Mevlanzade Rıfat arkasına bakmadan ülkeden kaçtı. Adı 150'likler listesine dahil edildi ve vatana girmesi yasaklandı. Önce deniz yoluyla Köstence'ye, ardından Yunanistan'a sığındı. Daha sonra İngiliz Malaya gemisiyle ülkeyi terk eden ve bir süre sonra San Remo'ya giden Vahdettin'in yanına gitti. Türkiye Cumhuriyeti'ni Kürt isyanıyla yıkma planlarından bahsedip Vahdettin'den para kopardı. Bir başka ziyaretinde ise gazete ve çeşitli isyanları tertip etmek için para aldı. Birçok ayrılıkçı Kürt ve Ermeni isyanında aktif görevlerde bulundu. Fakat amacına ulaşamadı. 1915 Ermeni meselesinde sürekli olarak Ermenilerin yanında durdu. Bu konuda yazılar yazdı. 150'likler arasında yer alan Çerkez Ethem'le birçok defa buluştu. Türk istihbaratı hareketlerini adım adım takip etti. Mevlanzade Rıfat Ağrı isyanının başlangıcında da aktif rol oynadı. Daha önce videosunu yaptığım ve bahsettiğim Hoybun Cemiyeti'nde de görevler aldı. Sultan Vahdettin öldükten sonra yayınladığı kitapta milli mücadeleyi başlatanın Vahdettin olduğunu,
Mustafa Kemal'in dinsiz, hain, siyonist ve bir proje olduğunu belirtti. Bugün ve geçmişte Mustafa Kemal'e iftira atan yazar ve sözde tarihçiler onun yayınladığı kitabı ilham aldı. Atıflar yaptı. 1930 yılında sürgünde bulunduğu esnada sokakta yürürken kalp krizi geçirip öldü. Milli mücadelenin zaferle sonlanmasından 4 yıl sonra deniz seyahati yapan Mustafa Kemal, o dönem avukatlığını yapan Saadettin Ferit Bey'i görüp gülümsedi ve cümleye şöyle girdi. "Saadettin Bey, hatırlıyor musun? Sen bir davadan ötürü benim vekilimdin. İstanbul'da benim aleyhime bir ceza davası açmışlardı. O dava ne oldu? Beni mahkum ettiler mi?" Saadettin Bey, "Hayır paşam," dedi. Mustafa Kemal gülümsedi. O gülümsedi, kimileri ise hıncından vatansız bir şekilde dişlerini sıktı. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kalın sağlıcakla.